Sakarya Kimya İl Koordinatörü Doktor Aynur Özşeker. Bu videoda uzaktan eğitim sürecinde SÖDEM olarak hazırladığımız 12. sınıfları yönelik TYT sınavı soru çözümleri yapılacaktır. Hemen birinci sorumuza geçiyorum. X-2 iyonunun elektron sayısı 17'dir. Buna göre X atomunun nötron sayısı kaçtır diyor. Bir X atomumuz var. Bunun iki elektronu aldığında bu atomun 17 elektrona sahipmiş. 17 elektronu olan eksi 2 yüklü iyonum 2 elektronu almadan önce yani nötr haldeyken 15 tane protona sahiptir. Aynı zamanda nötr haldeki proton sayısı elektron sayısına eşit olacağından 15 tane nötr halde elektronu vardır demektir. Soruda verilen kütle numarası 31. Benim bir formülümüz vardı, bildiğimiz kütle numarası eşittir proton sayısı artı nötron sayısı idi. Soruda verilen kütle numaramız 31 proton sayımız 15. Buradan biz nötron sayısını nedir? 16 olarak buluruz. Demek ki bizim nötron sayımız neymiş? Cevap olarak C şıkkı 16 imiş. Hemen ikinci soru. Sabun ve deterjanların ortak özelliği kirlere etki etmeleridir. Yüzeyde oluşan istenmeyen maddeleri genel adına kir denir kirler, anorganik maddelerden toz, toprak, kil, kum, organik maddelerden yağ, bakteri ve virüsler gibi gözle görülemeyen zararlı canlılardan oluşabilir. Anorganik kirler suda çözülerek kolaylıkla yüzeyden uzaklaştırılırken organik olanlar sabun ve deterjan gibi organik kısım içeren yüzey aktif maddelerle uzaklaştırılır. Bazı bakteri ve virüsleri el ya da bulaştığı yüzeyi bol sabun ile yıkayarak pH değeri 7 üzerinde olan bazik ortam meydana getirerek yok edebiliriz. Demek ki noktalı boşluklara gelmesi gereken şıkkımız E şıkkı imiş. Hemen üçüncü sorumuz. Paragraftaki noktalı boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Periyodik sistemin 1A grubunda olmasına rağmen ametal olan hidrojen evrendeki en hafif olan elementtir. Yalnızca bir proton ve bir elektrondan oluşur. Normal koşullarda renksiz, kokusuz, tatsız, zehirli olmayan moleküler gazdır. Cevabımız C. Dördüncü sorumuz. Aslı, 64 gram tuz ile kütlece %8'lik tuzlu su çözeltisi hazırlayacaktır. Bunun için aslanın kaç gram su kullanması gerekir? Bunu iki farklı yöntemle çözebiliriz Öğren, sevgili öğrencilerim. Ya formül yöntemi kullanacağız veya orantı yöntemi kullanacağız. Orantı yöntemiyle çözecek olursak biz bunu. Biz ne biliyorduk? Tuz çözeltiler en az iki bileşenden meydana gelirler. Bunlar tuz ve sudur. Tuz ve su tuzlu suyu yani bir çözeltiyi meydana getirir tuzlu su çözeltisinde bizim yüzde sekizlik olduğunu söylüyor Demek ki benim tamamı 100 grammış bunun 8 gramı tuz ise kütlenin korunma kanununa göre girenlerin kütleleri toplamı çıkanın kütlesine sahip olacağı için bir bakıma kimyasal tepkime reaksiyon olmasa da fiziksel anlamda nedir? Tamamı 100 olduğuna göre 8 gramı toz olduğuna göre içerisinde 92 gram su bulunacaktır. Bana der ki benim tuzum yüzde 8'lik çözeltide 64 gramdır. 64 gram tuz yüzde 8 çözeltide 8 gram tuzun kaç katıdır? 8 katıdır. O zaman her biri 8'er katlarını aldığımda ki bana tuzlu suyu sormuyor. Sorsa idi 8 katı ne alıpacaktı? Çözeltimin tamamı 800 olacaktı. 800 eksi 64'ten ben 776 36 gram su diye de bulabilirim. Veya 92 çarpı 8 şeklinde 736 gram B seçeneğini bulmuş olurum. 5. sorumuz yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Burada O3 kimyasal türü molekül yapılı bir elementtir. Aynı atomlardan meydana gelmiş molekül yapılı bir elementtir. Doğru. Kalsiyum karbonat kimyasal türü iyonik yapılı bir bileşiktir. Evet doğru. Karbonat kökü eksi 2 yüklü, kalsiyum kökü artı 2 yüklü iyonlardan meydana gelen bir bileşiktir. Pozitif yüklü kimyasal tür bir anyondur. Pozitif yüklü dikkat edelim artı yüklü iyon ise bu bir katyondur. Anyon değildir. SO4 eksi 2 yüklü yani sülfat iyonun negatif yüklü bir kök iyondur. Katyondur. Hayır. Eksi 2 yüklü ise bu bir nedir? Anyondur. Yanlış. Bütün asal gaz ve metaller kararına hallerinde atomik yapıldır. Atomal yapıldır. Evet. Doğrudur. Demek ki 1, iki ve 4. şıkkımız devabımız denizli olacaktır. Altıncı sorumuz bir atmosfer basınçta x, y, z saf maddelerin erime ve kaynama noktaları aşağıda verilmiştir. Buna göre x, y, z saf maddelerinin sıcaklıkları eksi 30 santigrat dereceden artı 40 santigrat dereceye ısıtılarak yükseltilirse hangi maddeler katı halde sıvı hale geçer diyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey sevgili öğrenciler bir maddenin erimesi demek katı halden sıvı hale geçmesi demek. Bir maddenin kaynaması demek sıvı halden gaz haline geçmesi demektir. O zaman verilen sıcaklıkları her bir madde için bu aralıklarda yazarsak hangi maddemizin katıdan sıvıya geçtiğini pratikte hesaplayabiliriz. Hatta çok rahat gözlemleyebiliriz. Eksi 80 ile eksi 20 arasında eksi 30 derece yazıyorum. Ek artı 40 dereceye yani kaynamadan daha yüksek bir dereceye kadar ısıtılmış. Benim maddem eksi 30 derecede sıvıyken eksi 20 de kaynamaya başlamış ve gaz haline geçmiş. Artı 40 dereceye gelene kadar şu sıcaklık aralığında benim maddem gaz durumundadır diye söyleyebilirim. Devam ediyorum. Y maddesi eksi 30 derece ve 40 dereceye kadar ısıtılıyor. Devam etmem gerekir benim maddemin erimesi için yani katıdan sıvıya geçmesi için benim bu sıcaklık aralığında maddem Y maddem nedir? Katıdır. Hala ısıtmaya devam etmem gerekir ki erimesi gerekice eriyecek. Ondan sonra sıvı daha da yüksek sıcaklıklarda gaz haline geçecektir. Devam edelim. 35Z maddesi için eksi 30 derece sıcaklık burada. Isıtmaya devam ediyorum. 35 40'a geldim. 40'tan sonra devam etmediğim için benim maddem sıvıdan gaza geçemeyecektir. Demek ki Eksi 30 ile artı 40 derece sıcaklık aralığında benim Z maddem katı halden 35 derecede erimeye başlayacak ve sıvı hale 40'a kadar geçecektir. O eksi 30 ile 40 derece sıcaklık aralığında Z maddemiz bizim katıdan sıvıya geçmiş yani Ceyhan olması gerekecektir. Devam edelim 7. sorum. Tabloda karışımları ayırma yöntemleri ve yararlanılan özellikler verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır diye söyler. Bakalım demir tozu ve karabiber A şıkkında mıknatıslanma, mıknatısla ayırma yöntemi kullanılarak mıknatıs tarafından çekilebilen çekilebilme özelliğinden faydalanılır. Bu nedir? Evet, doğrudur. Tuz ve şeker, ayrımsal kristallendirme, Tuz ve şekeri çözerim. Çözdükten sonra ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ben birbirinden ayırabilirim. Benzin ve su öz kütle yoğunluk farkından yararlanılarak ayırma hunisi kullanılarak birbirinden ayrılabilir. Petrol kaynama noktası farkına dayanılarak yapılan bir ayrıştırma yöntemi olan ayrımsal damıtma ile birbirinden ayrılır. Tuz ve su. Dikkat. Kaynatılma ve kristallendirme diyor. Bizim bilmemiz gereken en basit ayırma yöntemlerinden biri olan basit damıtma yöntemi ile biz tuzlu suda suyu kaynatır, başka bir kapta toplar ve tuzu kab geride bırakarak tuz ve suyu basit damıtma yöntemiyle birbirinden ayırmış oluruz E seçeneğinde. 8. soru aşağıda verilen kimyasal tepkime türlerinden hangisinin türü yanlış eşleştirilmiştir? A seçeneğine bakıyoruz. C6H14 Oksijenle tepkimeye girmiş, karbondioksit ve su çıkmış yanma tepkimesi. Yanlış eşleştirmeyi arıyoruz, dikkat edelim. Biz hidrokarbon bileşiklerin oksijenle verdiği tepkimeler sonucuna karbondioksit ve aç su açığa çıktığını biliyor idik. Evet, tüm bileşikler, tüm maddelerin oksijenle verdiği tepkimeler yanma tepkimeleridir deriz ve doğrudur diyoruz. H2CO4 KOH, potasyum hidroksit ve sülfürik asit. Bakalım, e, sülfürik asit güçlü asitlerden biridir. Potasyum hidroksit güçlü bazlardan biridir. Nereden anladım? Sülfürik asit suyla verdiği tepkime ve de hidronyum iyonu, potasyum hidroksit suyla tepkimesinden OH iyonu vereceğinden bunlar nedir? Asit ve bir bazın tepkimesidir. Potasyum sülfat dikkat katısı oluşmuş bir tuz oluşmuş ve su meydana gelmiş bir nötrleşme tepkimesidir. C şıkkını atlıyorum. D şıkkına bakıyoruz öncelikle. Baryum klorür. Sodyum sülfat her ikisi de suda çözülmüş. Önce çözünen bir tuz başka bir tuz çözün, çözeltisiyle karıştırılmış ve sonucunda bir katı meydana gelmiş ve bir çözelti oluşmuş. Bir çözelti içerisinde yeniden bir katı oluşmuş. Evet önce tuzlar çözülmüş daha sonra bunların kimyasal reaksiyon sonucunda bir katı meydana gelmiş çözelti içerisinde bir çökelme olmuş. Çözülme ve çökelme tepkimelerine örnektir doğrudur diyoruz. Kalsiyum karbonat büyük bir bileşik büyük bir molekülün kendisini oluşturan daha küçük parçalara ayrılmasına ayrışma analiz tepkimesi denir. Sodyum klorür meydana gelmesi kendisini oluşturan her bir atom. Sodyum elementi ve klor elementi, klor gazlarının büyük bir elementin kendini oluşturan küçük parçaların bir araya gelmesiyle meydana geliyor ise bu bir tuzlaşma değil. Ne olacaktır? Bu bir sentez oluşum tepkimesi olacaktır. Doğru cevabımız yanlış olan C seçeneğidir. Geldik dokuzuncu sorumuza. Molekül yapılı, içerisinde en çok bağ yapan ve merkezde yer alan atom merkez atom denir. Merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polar, ortaklanmamış elektron çifti yoksa molekül apolar oluşur. Sevgili gençler, burada dikkat edeceğimiz nokta molekül modellerinden hangileri polar yapılıdır diyor. Bize atom ağırlıkları Atom numaraları verilmiş. Atom numaraları kullanarak ilk önce biz buradan elektron dağılımlarını yapar, Lewis yapılarını yazar ve buradan moleküllerin polar ya da apolar olacağını tespit edebiliriz. Merkez atomlarından yola çıkarak. Ya da molekül geometrileri verildiğinden aynı atomlardan meydana gelen eş çekim gücüne sahip çekirdeklerin a ortak bağ yapan elektronları eşit güçle çekeceği için herhangi bir kutuplaşma olmayacaktır ve benim molekülüm ne olacaktır? Apolar yapıda bir molekül olacaktır. Bana polar yapıda sorduğuna göre demek ki bu şıkkın değildir. Ona keza O2 molekülü yine aynı atomlar, aynı çekim gücüne sahip bağ yapan elektronları çekirdekler mevcut. Demek ki bu da bir apolar yapılı moleküldür. N2 azot 3 bağ yapmış ama yine aynı sayıda protonlar çekeceğinden çekirdeği bu da yine apolar moleküldür diyoruz. Geldik suya. Merkez atomu oksijenin elektron dağılımını yazacak olursak 2 6 Oksijen atomunun Lewis yapısında 1 2 3 4 5 ve 6 iki tane ortaklanmamış bakın tek elektronu vardır. Bu elektronlarının bulunması bakın oksijenin bağ yaptığını gösterir hidrojenlerle bağ yapmış molekül nedir? Kırık doğru oluşturacak bir geometriye sahiptir. İki tane ortaklanmamış elektron çifti olduğuna göre demek ki benim su molekülüm nedir? Polar yapıda bir moleküldür. BH3 bu nedir bakınız? Bor 5 2 ve 3 olacak. 3 tane ortaklanmamış elektronu bulunacak. 3 tane elektronuyla 3 bağ hidrojenlerle bağ yapacağı için bunun aynı zamanda molekül geometrisi apolar yapıda olduğundan dipol momenti sıfır olduğundan bu molekülüm nedir? Apolar olacaktır. Demek ki doğru cevabımız polar yapıda olan yalnız 4 seçeneği Bursa olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Sabit basınçlı bir kapta bir miktar gaz bulunmaktadır. Sıcaklığı değiştirilmeden dikkat sıcaklığın nedir? sabittir. Sabit sıcaklıkta. Benim sabit sıcaklığımda hacim yarıya düşürülmektedir. Hangi ifade yanlıştır diye soruyor bakalım. Moleküllerin ortalama hızı değişmez. Sıcaklık sabit ise nedir? Moleküllerin hızları yani ortalama kinetik enerjileri sabit olacaktır. Basınç iki katına çıkar. Hacim ve basınç hacim artarsa basınç azalır. Eğer hacim azalırsa basınç artar. Neden? hacimin azalması tanecikleri birbirine yaklaştıracak, tanecikler daha fazla çarpışacak, çarpışma sonucunda basınç artacaktır. Hacim yarıya düşürülürse basınç da iki katına çıkar doğrudur. Moleküllerimin ortalama hızı da yine sıcaklık sabit olduğu için değişmeyecektir. Basınç yarıya düşmez. Demek ki benim yanlış seçeneğim yalnız 3 Ceyhan olacaktır. Sevgili gençler, sorularımızın çözümleri bitmiştir. Hepiniz sağlıklı kalın, evde kalın diyorum. Görüşmek üzere.